Başlayalım. Kimden başlayalım? Burcu'cum senden başlayalım. Başlayalım. Hadi bakalım. Kübra Hanım'ın uzun ve dar bir salonu var. Bu salon için eşyalar bize çok fazla geldi. Şu konsola hiç gerek var mıydı Kübra Hanımcığım? Ayrıca bir aksesuar karmaşası da görüyorum. Eleştiriyi buralardan alacaksınız gibi duruyor. Ama pembenin çok tatlı bir tonunu kullanmışsınız. Koltukları sevdik. Bakalım hanımlar neler söyleyecekler? Nereden başlasam bilemiyorum. Öncelikle ilk gözüme çarpan, sonuç olarak biz bir misafiriz ve evine misafir geliyor. Misafire verilen değer, önem bence yani evinin temizliği demek istemiyorum. Şimdi mesela şu türlerin çok kırışık. Benim evime misafir gelecek olsa ben o tüleri orada asla o şekilde tutamam. Gerekirse sabaha kadar uykusuz kalırım ama onları ütüleyip öyle asarım. Sonuçta biz geliyoruz. Burada milyonların karşısına çıkıyorsun. Milyonlar izleyecek bu programı. Ben bu perdeyi bu şekilde hiç yakıştıramadım. Yani hiç hoş gözükmüyor. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum Aslı Hanım. Yani hiç hoş bir görüntü değil. Yani misafire verilen değerdir. Ben öyle düşünüyorum. Hani yanlış anlamayın. Bunun ekonomik şeyle asla alakası yok. Çok kırışık duruyor. Salonda perdeler, fonlar özellikle kırışıktı ve çok düzensizdi. Tülü sağa çekmiş, sağda kalmış, sola çekmiş, solda kalmış. Aşırı özensizdi. Ben hiç özenli bir şekilde bulmadım. Yani benim evime bir misafir gelecekse perdeyi yıkadıysam da bir fon zaten ya. 2 dakika ütülerim. Yani bir ütü yapılabilirdi. Yani ekonomik boyutla asla alakası bırakın yok. Bırakın misafir gelmeyi. Kendi başına mesela evde oturuyorsun. Genelde evdesin. Şimdi böyle evde oturduğunda bakıp mesela bak fonuna. Şimdi bu fon senin gözüne batmıyor mesela kırışık. Hani ben buna bir ütü vurayım demiyor musun? İlk defa bakıyor sanki. Yani kırışık normal ama ya sürekli böyle bir yani çekince bir şey olunca bir de o çok kadar taşınma. Kırışmaz Kübra Hanım ya. Bir de çok fazla hani taşınma olayı falan olduğu için. Tamam. Zaten bir parça zaten bir şey bence ütüleyebilirdin. Zaten hani 2 ayda bir olsun. Perdeyi bile düzeltmemişsiniz. Bir de biz geliyoruz ya bugün. Hani normalde belki anlarım. Hani bugün böyle. Biz geliyoruz. Aslı Hanım geliyor. Milyonlar izleyecek. Hiç hoş değil. Hiç onun haricinde gözlerim şu an gerçekten başım ağrıyor hafiften. Bu kadar aksesuar, bu kadar tablo ve bu kadar birbirine uymayan aksesuar. Yani keşke tek bir tonu. Bir insanın bir zevki vardır. Ben öyle düşünüyorum. Örnek veriyorum İpek Hanım dün gümüş üzerine gitmiş. Ben gold severim. Hangi biri? Yani gold, mavi, alaçatı konsepti orada testi ne alaka? Yani o ben dediğim gibi baştan da söyledim. Hani koymuş olmak için özenmemişsiniz öyle düşünüyorum. Bu farklı asla şeyleri, zevk değil. Farklı şeyleri birleştirmeyi seviyorum. Burası benim dünyam, benim özenmemek. Salonum. Bu kesinlikle ayrıca perdeleri başka de ben hiçbir şey değil. Perdeleri de öyle seviyorum. Yani tarzım da öyle şekilde. Ay yapmayın Allah aşkınıza ya. Yani perdeleri kırışık mı seviyorsunuz hobi ya, gereği? Ya tarzım böyle olabilir yani. İnsan hobi gereği siz kırışık perde seviyorsunuz. Olabilir. Salonu ilk gördüğümde çok karışık buldum. Fazla eşya vardı salonunda. Hani daha sadeliğe gidip zaten küçük detayları seviyor. Bübloları, çerçeveleri. Eşyada büyük eşyaları azaltsaydı belki biraz daha ferah olabilirdi. Salonun her yeri tıklım tıklımdı. Her yerde bir tablo, her yerde vazo, çiçek. Yani ne ararsanız almış koymuş. Bunun kesinlikle zevk olduğunu düşünmüyorum. Kendisine de söyledim zaten. Tamamen göz yorgunluğu. Salonda gerektiğinden çok fazla obje vardı. Çok fazla renk vardı. Salonu hiç beğenmedim. Her yerde fotoğraf olduğunu söylediler ama ben anılarım olduğu için, bir yaşanmışlık olduğu için, bir aitlik hissi verdiği için fotoğrafları her yerde görmeyi seviyorum. Ama bunu da eleştirdiler tabii ki. Dururlar mı kızlar? Durmazlar. Ama kendi günlerinde bakacağım, ben de eleştireceğim gereksiz bulduğum şeyleri. Onlar nasıl benim fotoğraflarıma, tablolarıma gereksiz diyorlarsa ben de onların genellikle gereksiz bulduğum her şeylerine böyle gereksiz vereceğim gazı. Yani bunu milyonlar izleyecek. Sanatçı hiç mantıklı ruhu, bir açıklama değil. Sanatçı ruhu tabii. Hiçbir sanatçı ruhu. Bence perdesini ütülemeden astırmaz. Yani gelmişsiniz sanatçı buraya ruhu böyle. Var sonuçta. Farklı şeyler var. Sürekli farklı tarzlardan ama bu tarz değil ki. Bu ne bulursanız koyma.
Yani gömleğinizi kırışık giymiyor musunuz atıyorum? Başka tabii ki de giymiyorum. Niye giymiyorum? Ya da o durup dururken hareket ettikçe kırışmıyor mu? Hayatta kırışıyor. Kırışan kumaş başka şimdi bir şeydir. Tabii ki de kırışabilir. Keten kırışır mesela. Kırışır. Yani bazı kıyafet oturdukça kalkarsın mesela arkası kırışmıştır. O ayrı bir şey. Ütülemeden giymek ayrı bir şey. Ya benim ütülenmiş bu olup da tekrardan kırışma olanağını düşünmüyorsunuz. Olasılığını düşünmüyorsunuz. Hayatım asılı perde neden kırışsın ki? Ya çekmekten olur. Başka şeylerle kırışabilir. O zaman. Ayrıca fonu zaten çekmeyiz. Bu güneşlik değil yani. Hayır, fonda mesela akşam olduğunda altta güneşlik olmadığı zaman fonu çekebilirsin. Bu fon sadece perdenin dörtte birini kapatır. Ya tamam yani. O sizin bakış açınız. Kübra'dan başka ne diyorsun İpekçim? Ben nereden başlayacağımı kesinlikle bilmiyorum. Sen de mi? Çünkü dün ben asla yolunları kırmak istemem. Yanlış anlamayın ama yani ben fikrimi yani söylüyorum. Mecburuz bana ama göre ortada bir zevk yoktu. Hani seni kırmak vesaire değil amacım. Yanlış anlama beni. Sen yani zaten onlar keten insan ama değilsin. Sen eleştiriye açık bir hani kızsın. Hani eleştiri zaten yapmak zorundayız biliyorsun zaten. Şimdi sen onlar keten olduğu için hani sürekli bir kırışma durumu olabiliyor. Tüller keten de mi? Aynı. Tüller de aynı bunlar şekilde keten ütülenip asılıyor ama sonrasında kırışmış olabiliyor bunlar yani. Bunlar keten değil. Değil dokunmak yok, ister misin? Keten bakmak değil ister misin? Gerek yok, keten değil. Perdeler keten değil, normal kumaş bir perdeydi. Koskoca evde her şey bitti. Her şeyi eleştirdiler. İşte koltuklar niye böyle, bilmem o niye böyle. Her şey bitti, sadece perdeler geldi. Perdelere sıra geldi yani. Kübra Hanım'a perdelerin neden kırışık olduğunu söyledim. Cevap olarak keten olduğunu ve kendiliğinden kırıştığını söyledi. Gerçekten çok komik bir cevaptı. Ne söyleyeceğini bilemedi. Böyle saçma bir bahane olamaz. O perdeler keten değildi. Yani biz de perdeden anlıyoruz sonuçta. Kübra Hanım perdelerin keten olmadığını bildiği halde keten diyor. Sırf bahane buluyor. Keten onlar. Değil. Siz isterseniz bence bilmiyorsunuz. Bakın. Bir araştırın istemiyorsunuz programdan sonra. Tülün kendisi de mi tamam keten? Tülün kendisi hani fonlar keten, tülün kendisi de keten. Tül de mi keten? Yani şu anda beni bayağı bir zor durumda bırakıyorsunuz, zorluyorum. Tamam, ben devam edeyim. Yapıyoruz. Hadi sen devam et o zaman. Aynen devam edin. Şimdi şöyle. Kusun içimizdekileri bakalım. İçimizdekini kusmuyoruz hayatım, biz buraya yani yorum yapmaya siz geldik. Eleştiriye açık değilsen bu programa katılmayacaksın. Ben size yorum yaptım, siz de onu biriktirmişsiniz içinizde. Bugün de gelip hepsini birden böyle bir hani kusayım istiyorsunuz. Yorumlarla işte Kübra Hanım'ı ne kadar rencide edebilirim. Kübra Hanım'ı ne kadar yorumlarım. Burada böyle bir şey rencide yani yok, öyle bir şey yok. Kimse rencide etmiyor, sadece bu nedir? Fikirler, zevkler yarışıyor burada. Uyum, hani bizim programımızı izleyip fikir edinen bir ton insan var. Mesela dün işte İpek'in evinde mesela gördüğümüz işte odasıydı, şuydu, buydu. Bir sürü mesajlar geliyor. Örneğin yatak başlığının fiyatını çok merak etmişler. Bize yazıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bugün de şimdi belki sende bir şeyleri merak edecekler. Konsolunu sevecekler. Perdeli karışık sevenler olacak belki senin gibi perdeyi. Anlatabiliyor muyum? Sonucunda bizi bir sürü insan izliyor ve biz biraz da zevkleri, renkleri burada yarıştırıyoruz. Farklı fikirler ortaya çıkıyor. Öyle değil mi hanımlar? Yanılıyor muyum? Öyle. Sen de söz İpek.